Ortayın kollarına inen dikler birbirine eşittir. O yüzden burada arkadaşlar şöyle indirdiğimiz zaman 6 olur. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 olacak. Olay bu. E şıkkı. E konusunda anlattığımız bir kısım var. 3-1-2 kuralı. F noktası orta noktaysa şöyle. Eğer D noktası da orta noktaysa burası bir orta tabandır. Şu L noktası da iki kenar ortayın kesim noktasından dolayı ağırlık merkezidir. BK arkadaşlar 3 x ise KLX'tir. LE de 2X'tir. Hatta sınavda da aynen böyle bir ezber sorulmuştu ta 2008 yılında. Bu soru da böyle. Dolayısıyla X4 olduğu için 3X arkadaşlar 12, 2X de 8. Toplamları 24 oldu C şıkkı. Kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. Bu yüzden arkadaşlar kesinlikle F noktası bir ağırlık merkezidir. Böylece DF 5 olur. Muhteşem üçlüyü aman unutmayalım. 15 olacaktır. Haliyle AC 30 yaptı. A şıkkı. Evet şimdi burada önce arkadaşlar bakın ne yapılmış. Ee, Kenara üzerine gelecekmiş. Yani bu eski haline getirirsek bakın. Burası bir açı ortaydır. Şöyle AD DA üstüne eşittir. AB BA üstüne eşittir. Sonra ne demiş? Şekil 2 oluşuyor. Şekil 2'deki kağıdı tekrar açıp kat izini kalemle çizdiğimizde şekil 3 oluşuyor. Diğer köşeler için aynı işlemle yapıldığında çizilen doğru parçalarının kesim noktası için ne denir arkadaşlar? Açı ortayların kesim noktası. Zaten bunu gördüğünüz an diğerlerinde de aynı işlemi yapacağıma göre onlarda da açı ortayı elde edeceğim. Haliyle açı ortayların kesim noktası da iç teğet çemberin merkezidir. D şıkkı. Şimdi iki tane açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü de geçer. Lazım olursa onda kullanırız. Bakın bu da böyle bir açı ortaydır. Bu arada soruda bize BE e, C'den 4 fazla demiş. Buraya A artı 4 dersem burası bakın E. Şey A. Açı ortayın kollarına inen dikler eşittir. Ve aynı zamanda kollar da eşittir. BT BE'ye eşit olur. A artı 4. Sonra arkadaşlar yine böyle bu şekilde bir F dersek FC de EF eşittir. EC eşittir. A olur. Şimdi AT ile bilmiyoruz ama AF kollara inendikler birbirine eşit olduğu için ve kollar eşit olduğu için aynı. Buralara mecburen diyebileceğim bir şey yok. BB diyeceğim. Haliyle AB, AB artı 4 geldi. AC de A artı B geldi. Demek ki bunların farkı arkadaşlar. Yine 4 çıktı. D şıkkı. Biliyorsunuz dik üçgenler fazla olduğunda ben bir Alfa beta 90 yapıyorum arkadaşlar. Burada da onu yapacağım. Alfa beta ters açıdan yine beta. Alfa 90 mecburen beta oldu ve kendiliğinden güzel bir şekilde ikiz kenar üçgen geldi. Haliyle AE de 2 oldu. Şimdi artık şunu yapabiliriz bakın. Üçgene dikkat açı ortay var. Kenarın parçasına oranı 3. O zaman x ise bh da 3x olur. Bir de bu dik üçgen Pisagor yapacağız. 36 eşittir. 9x kare artı x kare artı 4x artı 4 çünkü özür üçgen yok maalesef bu yüzden de 36'dan 4'ü çıkarırsak 32 eşittir x 10x kare artı 4x maalesef tabii ben buradan tahmin edemem en azından cevabımız 2'ye böleceğim öbür tarafa atacağım 5x kare artı 2x eksi 32 eşittir 0 5x x diye ayıracağım burayı da e, 2 şey 32'yi 2'ye bölmeyi unuttum pardon. 16 oldu. Burası arkadaşlar 2 olsun. Burası da eksi 8 olsun. Bir an tereddüt ettim çünkü hakikaten bölmeyi unutmuşum. Haliyle burada arkadaşlar çaprazlama çarpıp toplayınca gerçekten 2x yapıyor. Tabii ki x artı 2 sıfıra eşit olursa x eksi 2 olur. O zaman neyi kullanacağız? 5x eksi 8 eşittir sıfırdan x. 8 bölü 5 e şıkkı. Bu ed'nin ae'nin... ED'nin AE'nin iki katı olması arkadaşlar önemli bir şey. Şimdi e, yani burada gerçekten görmeniz gereken bir hadise var. Ona bağlayacağım. Şuradan böyle bir kenar ortay çizince bu ED'nin AE'nin iki katı olmasını şöyle kullanırım. Şimdi iki kenar ortayın kesim noktası olduğu için artık bu K noktası kendim kenar ortay çizdim bir tane böyle CH kenar ortayı. Haliyle. Ne oldu bak AE, E K ve A D A, A, A bölündü çünkü AK'nın K'nın K iki katı olması lazım. Ve E noktası orta nokta oldu. F noktası zaten orta nokta. Böylece arkadaşlar bu EF F K C'nin orta tabanı olur. Bundan dolayı da EF 5 olduğu için KC 10 olur. Ağırlık merkezi zaten kenar ortayı ikiye bir oranında bölüyor. H K da 5 oldu. 12 12 Bakın şu rengi değiştireyim bir. Bu üçgende artık 15 var, 12 var. Tabii ki BC'de 9 olduğu için 4.5, 4.5 ayrıldı. X, B şıkkı. 5'i güzel bir şekilde kullanmanız lazım. Ben konu anlatımlarında da da bahsettiğim bir soru modeli olabilir bu. Ee, bakın şimdi alfa dersem şuraya. Ee, şu kalemi, kendi kalemimi kullanayım bir saniye. Bakın şimdi burada alfa dersek. Ee, şu açının tamamı 45, 90 artı alfa olacak. O zaman şu açıya 45 artı alfa kalır tamam mı? Sonra yine aynı şekilde iki iç bir dış gereği 45 ile şu 45 ile yine bu alfayı toplarsak iki iç bir dıştan bak 45 artı alfa oldu. Böylece EB BD'ye eşit geldi. Bunun bize katkısı ne? Açı ortaydan kaynaklı 12'ye 4 ya. Hemen burada A dersek buranın tamamı arkadaşlar 3A olur. Böylece BD de A olur. Çünkü yeni ikiz kenar üçgen buldum daha. Burası da o zaman 2A yapar. Şimdi dik üçgeni bir daha çiziyorum bakın. Şöyle bir dik üçgen. Burası 12, burası 4. Burası A, burası da arkadaşlar 3A. Özel üçgen oluyor mu acaba? X'e 5 ver, A'ya 5 verirsem 9, 12, 15 yapıyor gördünüz mü? O zaman 15 eşittir 3A yani A eşittir 5. 2A'yı da X olarak bulduk. Demek ki 10'muş C şıkkı. Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir kere ağırlık merkezi dendiği için 2'ye 1 oranında bölecek ya aslında TG'nin de eşit olduğunu görmen gerekiyor. Bak A, A dersem hakikaten AG, GD'nin 2 katı oluyor. Önce onu görmeliyiz. Sonra burada tamam. Ben hep söylerim aslında tamam derken daha söyleyeceğimi söylemeden tamam dedim. Ee, ben hep derim arkadaşlar kenar ortaylarda işinize yarasa da yaramasa da şu kenar ortayların ikiye böldüğünü bir gösterin de soruda lazım olunca kullanırsınız. Mesela burada nasıl kullanacaksınız? Şu üçgende A, G, C üçgenine bir dikkat eder misiniz? Burada arkadaşlar şu bir kenar ortay. Bu da bir kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. P de ağırlık merkezi oluyor. Böylece x bölü 2 olacak burası. Şurası 3x bölü 2 olduğu için de büyük üçgende ağırlık merkezinden 3x oldu. Demek ki 3x artı 3x bölü 2'den yani 9x bölü 2'den 36 yaptı. 4 oldu. X buradan 8 oldu. Değişik arkadaşlar. Soruyu önemsediğim bir yerden yapacağım arkadaşlar. O da her zaman söylediğim gibi yükseklik ve açı ortay görürsem ben onu ikiz kenara tamamlarım. Dolayısıyla bakın burada sonuç itibariyle şu AD hem açı ortay hem yükseklik. Üçgen yoksa bile sen tamamla böyle ikiz kenara. Artık buradan arkadaşlar ikiz kenar üçgen gereği tabii ki tabana inendik tabanı ikiye böler kök 5 kök 5. Pisagor'dan o zaman şuraya harf vereyim. BT bir birim olur değil mi? 4 bir daha 5 yapıyor. Şimdi dikten dikindiği için öklit. Y dersek Y çarpı 1 2'nin karesine eşit. Y de 4 oldu. Güzel. Artık o zaman şöyle şu rengi alayım. Şu kenarın tamamı arkadaşlar kaç birim yaptı? 4 artı 1'den 5. İkiz kenar üçgen geliyor o zaman. Tabii ki A, de 5 olmalı. Cevap A şıkkı. kenar üçgen ve ikizkenar üçgen olduğu için arkadaşlar B, H, kesinlikle doğrusal olacaktır. Çünkü kenar ortaya aynı zamanda yükseklik ve açı ortaydır haliyle burası 60-60 olur. 30'un karşısı böylece 90'ın karşısı 12 olduğu için 6 olacaktır. Ağırlık merkezi olduğu için 4'e 2 bölmeyi unutmayalım. Şu kısım bakın 2 birim oldu. Sonra geliyorum buraya. E zaten 30-30 120 üçgeninde 12-12-12 köküç olacak. Yarısı 6 kök köküç. Bunun bir eşkenar üçgen olduğunu unutmayacağız. 30'un karşısı 6 köküç ise 60'ın karşısı 18. Bu da ağırlık merkezine 2 ağırlık merkezinden dolayı 2'ye 1 oranında bölünür. O zaman 12 burası 6 burası. Toplamda HG 6 artı 2'den 8 geldi C şıkkı.